Evet, haberlerimize devam edelim. Bu kez söz konusu olan, hayli tartışılan bir ihanet öyküsü. İrem Derici, ilk ihanetin ardından ikinci kez affettiği Cem Belevi tarafından tekrar ihanete uğradı ve yaptığı paylaşımla saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler dedi. Son zamanlarda ihanete uğramış bir kadından erkeğe yapılan en ağır göndermelerden bir tanesi. Sanki biraz itibar suikastı var bu sözlerde. Şimdi ben her türlü şiddete karşıyım. Hı hı. Yıllarca bu masada abiniz olarak ben evet. de görev yaptım. Evet. Kadına şiddet hayır. Dibine kadar. Okey. Evet. Ama aynen yıllar önce söylediğimi tekrar söyleyeceğim. Kadına da, erkeğe de, doğaya da, hayvana da, tüm canlılara hayır. Yani burada pozitif ayrımcılık yapmaya gerek yok. İki, yakışmadı İrem'e. Bir sanatçıya ya da. Şiddet yok. Var mı? Yok. Aldatma deniyor. Aldatma İspatlanmış da, mı? Biliyor aldatma muyuz? Da... Hayır. Evet. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Olabilir de. Yaşanmışlıkların hatrına ikili ilişkilerde susanlar kazanıyor. Doğru olan da bu. Beraberken her şey güllük gülistanlıkken tatlım canım cicim aşkım bebeğim. Ama insanlar yani hayat bitiyor bir şekilde, ilişkiler de bitiyor bir şekilde. Hayatın bittiği bir dünyada yaşıyoruz. Olabilir. Şu kadar hatırım varsa bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diyorlar. Şu ne kadar güzel bir şey. Yani ben ilişkilerin... şiddetin fiziksel olduğuna inanmıyorum. Bu da bir tür şiddettir. Bu da erkeğe yapılmış bir şiddettir. Her ne olursa olsun sebep. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Sepeti koluna, herkes yoluna. Dön işine bak. Şarkını söyle. İrem'i de çok severim. İlişkilerde bir türlü yüzü gülmedi. Evet. Ama farkında mısın? Bütün ilişkilerde problemli bitiyor. Biraz şanssız. O kendinin de bunda payı olduğunu itiraf ediyor. Yani ben o mükemmel zaman, bir insanımın altını çizmiyor. O zaman. İlişkileri sırasında kavgaları oluyor, ayrılıyor, barışıyor, bir şeyler oluyor şimdi yani. Şimdi herkes ekmek parasında, siz burada görevinizi yapıyorsunuz. Ben derge çıkartıyorum. Öbür arkadaşım yönetmen, öbür de sanatçı. Evet. O da ekmeğiyle. Tabii. Ne demek konser dilenmeler? Dün konuğumuzdu. İptal edebilirdi. Gelmeyebilirdi. Evet, geldi. Medeniyettir. Söz verdi, geldi. Şimdi oraya gidiyoruz. İrem Derici'nin çeyrek popçu dediği Cem Belevi, Quality dergisinin ödül gecesinde sessizliğini bozdu ve ihanet sorularına bakın nasıl yanıt verdi, izleyelim. İrem Hanım'la da bir beraberliğiniz vardı. Ayrılık da sonuçlandı evet. galiba. Bir açıklamada bulundu. Evet, neler söyleyeceksiniz? Biraz daha ağır bir açıklamaydı. Evet. Ben biliyorsunuz yani ilişkimle ilgili konuşmayı yani hiçbir zaman böyle yani basın önünde sevmedim. Pek tercih ettiğim bir şey değil. Ancak tabii bir paylaşımda yaptığı için kendisi birkaç şey söylemek istiyor. Kendisine de ilettim zaten de. Aslında biz İrem'le sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. Fakat bunu duyurmak istemedik. Daha doğrusu kendisi istemedi. Benden de rica etti. Özel bir sebebi var. Ben kendisine ve ilişkimize hala çok saygı duyduğum için o da bende kalacak. Karşımda bir kadın var her şeyden önce. Çok değerli bir meslektaşım var. Çok güzel de bir yürek var. Bir şey artık onu ne fevrileştirdiyse, ne öfkelendirdiyse bilmiyorum. Bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim. Hepimiz ilişki yaşıyoruz, inişli çıkmıştı. Yürütemedik, olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, aşkını dolu dolu yaşayan, hisleriyle hareket eden bir adamım yani. Adam gibi de seven bir adamım.
asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka şeyler. Böyle cümlelerle bile ben... Daha önceden de aldattınız ama ilişkiye ikinci böyle, bir şans verildiği konuşuldu. Böyle bir şey olabilir. Şimdi tekrardan böyle bir şey yok. Bir manken. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamazdı. Yani böyle bir... Ya benim aşka böyle bir bakış açım yok ya. Popçuluğunuza da laf etti, konser dilen şeklinde. O da üç kişi var. Ben çok... Ağır konuştu. Hala çok seviyorum onu. Hala da çok saygı duyuyorum. Onun yüreğinden gelenle fevrice ağzından çıkanlar biri olmayabilir. O yüzden ben takılmıyorum söylediklerine. Canı sağ olsun istediğini diyebilir ama içi rahat olsun. Benim de içim çok rahat. Asla kendisini aldatmadım. Ben hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Yani ben aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım. Söyleyeceklerim de bu kadar. Yani tekrar bir barışma talebiniz olmuş muydu peki sonrasında? İrem'den Cem Belevi'ye çeyrek popçu, Cem Belevi'den İrem Derici'ye saygı duyuyorum. Hala çok seviyorum. Aslında İrem'in canını acıtan bence bu saatten sonra ihanet değil, böyle bir karşılık gelmesi. Evet. Düşünsene sen böyle ağzına geleni söylüyorsun, evet. Karşı taraftan... Şimdi hatalıysan, evet. Hatalıysan, bir yanlış yapmışsan biraz daha kendini geriye çekersin. Biraz daha sakin konuşmalar yaparsın ki karşı tarafın ateşi daha da yükselmesin. Hatalı bir adam görüyorum ben. Her ne kadar ağzımızdan çıkan sözler karşı taraf üzerinde çok etkili olsa da o etki %30'dur. Beden dili her şeyden daha önemli. O da %70. Bence... Bak beden diline dikkat et konuşurken. Cem Belevi aşk yaşarken de böyle gözlerini İrem'den size bahsederken, konuşuyor. İrem'den bahsederken yüzü gözü buruşuyor. Böyle hani... sevmediği, içinde böyle olmak aman istemediği bitti, oh oldu. Bir mevzudan bahseder gibi kurtuldum der gibi bir hali var. Öyle. Ama ağzından çıkanlar öyle söylemiyor. Şey ben oraya bak şu görüntüye baktığım zaman hata yapmış ama asla pişman olmamış. Pişman olmamış bak bunu da görüyorum. Ama bir şekilde de İrem'in damarına basmak istemiyor. Saygı duyuyorum diyerek tabii, bastı damarına. Tabii yumuşatmak istiyor. Ama o bakın, daha kötü. Arkadaşlar. Ali abi bu olay... Nereden diyeceksin? Nasıl bu kadar eminsiniz? Size şöyle söyleyelim. Nergis isimli bir oyuncu kızla. Oyuncuymuş ama adını da ilk model, defa duyduk. Ben. Model diyelim. Bir kızla beraber olduğu ortaya çıkıyor. Nasıl anlıyor İrem bunu? İrem'e DM'den sürekli mesajlar geliyor. Dikkat et Cem Belevi senle beraberken aynı zamanda Nergis'le de beraber o şeklinde. Bana da DM'den İrem, mesajlar İrem, geliyor. Size de DM'den aynen, mesajlar yok, geliyor. İşte devamı DM'den geliyor. Mesaj gelmesi. Devamı geliyor. Devamı geliyor. Destur. Devamı geliyor. İrem önce inanmıyor. Bizim ilişkimizi bozmak isteyenler bu mesajı atıyor diyor. Sonra Nergis isimli kıza mesaj atıyor. Bak Cem'le ilgili böyle dedikoduların çıkıyor. Doğru mu? Nergis'in cevabı evet. Yani aslında Nergis de Cem'le olan ilişkisini bir şekilde de duyurmak istiyor. Arkadaşlar ben ne ilişkiler gördüm, ne üçüncü şahıslar gördüm. Kadın kadının düşmanıdır, doğru mu? Bazı durumlarda. Doğru. Kadınlar erkekler için değil, rakipleri için. Kadınların içindeki en iyisi, en güzeli benim diye süslenip püslenmezler mi? Bazı kadınlar için. Genelleme çoğunluk. Yapmayalım. Ha. Evet. Çoğunluk. Kadın kadının düşmanı. Çoğunluk. Çoğunluk da demeyelim. Bence genelleme evet. Yapmayalım. Yapmayalım. Bazıları da daha rahat olsun. Yapmayalım. Ancak burada bakın. Cem suçlu biri olsa. Evet. Bu geceyi iptal ederdi gelmezdi. Kameraların karşısına geçip bu kadar net bir açıklama yapmazdı. Cem bu geceye gidiyor sessiz çünkü. Sessiz kalırdı. Çünkü belki Cem bu geceye bu açıklamayı yapmak için gidiyor. Çünkü karşısında bütün medya var. Delirmiş bir kadın var. Evet. Sinirden, yani öfkeden delirmiş bir kadın özel var. Özel hayattan çıkmış artık etraftan konser dileniyorsun noktası. Tabii. O çok kötü. Mesleki o bir itibar olarak aşağı düşürüyor. Çeyrek şimdi, popçu ya. Yani şimdi ben Cem Belevi'ye bakar bakmaz çok özür dilerim. Bir süre aklıma hep İrem Derici'nin çeyrek popçu lafı geldi. Şimdi yarı ünlü lafını hep biliriz. Bak, bir ünlü vardır. Tam ünlü böyle her şeyle sanatıyla falan her şeyle tam ünlü. Bir de yarı ünlüler vardır. Çeyrek ünlüyü ben ilk defa İrem'le beraber duydum. İrem reklamcı babanın tabii. Kızı. Çok zeki. Polisi derici aynen. Yani İrem'i çok severim o ayrı. Sanatı çok güzel o ayrı ama deli dolu. Evet.
kafasını estiğin an yayında bodoslama giden bir insan. Peki ayrılmamış olsalardı sen bu davetiyeyi İrem Derici, Cem Belevi çifti için mi göndermiştin? Öyle mi geleceklerdi? Açık ve net konuşmayı severim. Hı. Cem Belevi'yi davet ettim. İrem Derici'ye biz 6. yılımızda ödül verdik. Rahatsızdı, geldi, ödülünü aldı, gitti, serum taktırmış, serum taktırdı hasta yatağında, ödülünü paylaşmış. Ödülümü aldım, serumumu taktım diye. Hmm. Güzel bir davranış. Cem Belevi çok iyi bir sanatçı. Çok güzel sahnesi var. Dün akşam bize mini bir konser de verdi. Hepimiz insanız. Erkeği kadına. Dört dörtlük insan yoktur. Katılıyor musun? Evet. Yok. Evet. Hepimiz eksiklerimizle, yanlışlarımızla varız. Hepimizin kusurları var. Tabii ki. O zaman onlar da bir insan, sanatçı da olsalar, onların da eksikleri var. Bu ikili ilişkilerde pire deve olur. İki taraf birbirine baskın çıkamaz ise, bir taraf geri vites yapmaz ise, tartışmalar alevlenir. Bazı insanlar da fren kopar. Hakaret seviyesine varan cümleler kurar. Burada frene basan zaten Cem olur. Evet. Birinin frene basması lazım. Birinin frene basması lazım. Kim basar frene de? Mantıklı, sağduyulu, karşı cinse saygı duyan, yaşanmışlıklara en azından saygı duyan, kadın ya da erkek fark etmez, o frene basar. Konuşmayanlardan bir tanesi mesela Ebru Gündeş. Yani hiç konuşmaz. Evet. Susar. Kötü bir şey de söylemez. Cem Belevi de olması gerekeni yapıyor. Alkışlanacak bir cümle kuruyor. Cem Belevi İrem Derici'yi çok iyi tanıyor. İrem'in az çok neler yapabileceğini kestirdiği için onun önüne çok geçmek için. Çok güzel alttan için. Alıyor. Tabii onun önüne geçmek için. Aslında Güney'den bu konuyu. Gürkan Güney'den bir mesaj geldi. Şimdi okusam mı okumasam oku. Biraz ağır bir şey. Oku. Şu cümleyi bitireyim öyle oku. Söyle. Eğer Cem Belevi istese bu konuyu köpürtür. İnanılmaz kendine reyting yaptırır. Konserlerde peş peşe gelir. Evet. Ayrıca konserlere de gidiyordur. Gitmeyen insan yok. Konserlere gidiyordur bence gitmez de. Yani olur mu ya? Şartları her konser, var. Gitmez olur mu ya? Evet her konser haber oluyor anlamına gelmiyor tabii ama ki. İrem de demek ki bir takım olaylara mı şahit oldu? Ne yapıyordu? Organizatörleri mi arıyordu İrem'in yanında? Ay Cem de acayip tehlikeli şeyler yapmış yani sevgilim. Sevgilim aşkım diye güvendi şey de. Tabii, bazı isimlerin yanında her şeyi göstermeyeceksiniz, paylaşmayacaksınız. Mesaj atarken bile çok dikkatli olacaksınız. Bazı mesajlar bize de geliyor, iletildi, çok kez iletildi. Şöyle mi oluyordu diye. Acaba Müge? Aman çok tehlikeli. Şöyle mi oluyordu? İrem mesela Manisa'da bir yerde sahneye çıkacak. İşte bana da ayarla, ben de seninle geleyim mi diyordu. Ya da 15'inde İrem verecek, 15 Mayıs'ta konser İzmir'de, 17'sinde de bana verdirim falan mı? Sen bırak onu. Onu demek istiyor Mehmet konserde. Ali'nin bizim yanımızdaki kadın ne dedi Mehmet Ali? Dedim. Biraz önce veterinerde izledik. Yanındaki evet. Modacım dedi. Modacım. Stil danışmanım dedi. Lan Mehmet Ali sen ne zamandan beri stil danışmanı taşıyorsun? Ne zamandan beri stil danışmanım var? Yıka ve giy. Aynen öyle bak. Evet. Stil danışmanı da. Mehmet Ali ipliğini patara çıkaracağım senin. Evet. Gökhan Türkmen demiş ki magazinciler. Evet. Kim diyor? Gökhan Türkmen Gökhan, mi? Gökhan pardon Gökhan Güney. Oh. Magazinciler boş tenekeyi şöhret yapıyorlar. O tenekeden çok şey bekliyorlar. Olmaz, olamaz diyor. Bazı Gökhan Güney, geçerli. Efsane sanatçımız. Boş tenekede diyor. Ya doğru. Gökhan bazı Güney. Bazı isimler için doğru. Evet. Bazı bize isimler. Haber lazım. Sen kendini çekersen, öbürü kendini çekerse, öbürü konuşmazsa konuşanlarla idare edeceğiz. Peki.